Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karışık pizza tarif vermek istiyorum. İncecik tabanıyla, güzel üst malzemesiyle gerçekten müthiş bir tarif diyebilirim bu pizzaya. Her yeğenin tarifini istediği bir pizza bu. Önce mayalamakla başlıyorum. Hamurumu biliyorsunuz ben her zaman mayamı ılık suda eriterek, kabartarak kullanırım. Yine bir su bardağı ılık suya bir paket mayayı koydum. Üzerini kapattım ve mayanın kabarmasını, iyice erimesini bekledim. Yaklaşık 5-10 dakika sürüyor bu süreç. Mayam olduktan sonra gördüğünüz gibi kabardı. Hemen onu bir karıştırma kabına alıyorum. Dibindeki mayanın da tamamen çökmesini ve gelmesini istiyorum kabıma. Üzerine yine bir su bardağı ılık su koyuyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yoğurdum var. Onu ilave edip tuz ve şeker koyuyorum ve hepsini beraber bir karıştırıyorum. İyice karıştırdım bütün sıvı malzemeleri. Şimdi ise ununu eklemeye sıra geldi arkadaşlar. Unumu 5-5,5 su bardağı kadar kullandım. Unumuzu kontrollü her zamanki gibi ilave ediyoruz. Çünkü mayalı hamuru çok fazla una boğmak onun kabarmasını engelliyor gerçekten. Bu yüzden yavaş yavaş yoğurdukça yoğururken unumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi 5 su bardağı kadar un yeterli oldu bu hamuruma. Hamurum çok fazla unlu olmayacak. Her zaman söylediğim bir şey var ki mayalı hamur birazcık ele yapışan kıvamda olmalı. Yine unumu yoğurduktan sonra iyicene 5 dakika kadar yoğurduktan sonra ele yapışan bir kıvamda bıraktım yoğurmayı ve üzerini streç filmle kapattım. Hamuru mayalandırmaya bırakıyorum. Yaklaşık olarak 1 saat oda ısısına göre değişecek şekilde üzeri kapalı bir şekilde mayalanmaya bıraktım arkadaşlar. Mayalandığı göz göz olduğu gördüğünüz gibi şöyle streç filmi çıkarayım. Hafifçe bir havasını alacağım elimle bastırıp daha sonra şekil vermeye başlayacağız. Tezgahıma un serpiyorum ve büyükçe bir bezeyi alıyorum elime ve onu açmaya başlayacağım. Bir tepsilik bir beze yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden kocaman bir hamur aldım. Yaklaşık olarak yarım santim inceliğinde açmamız gerekiyor. Çok fazla şekline özen göstermiyorum açıkçası. Yuvarlak tepsiye göre yapacağım ve fazla kısımlarını keseceğim çünkü. Yarım santim kadar gördüğünüz incelikte oldu ve şimdi onu yağlı kağıt serili tepsime yerleştiriyorum. Fazla kısımlarını da bıçakla kesiyorum ve tepsinin kenarlarına doğru elimle bastırarak iyice yayıyorum hamurumu. Diğer bezemi de aynı şekilde büyük tepsiye göre aldım ve onu da açıyorum. Bütün tepsileri bu şekilde hamurum bitene kadar açıp yerleştiriyorum.
Hamurum bittikten sonra sosuna geçiyorum arkadaşlar. Soslu oldukça lezzetli, gerçekten pizzaya tadını veren bir sos. Sosun sırlarını İzmirli bir arkadaşımın amcası pizzacıydı. Ondan almıştım ve onun taktiklerini kullanarak da daha güzel hale getirdim sosumu. Bunun için 3 adet domatesimi kestim. Rondomu alıyorum. Üzerine bir miktar kekik, bir iki diş sarımsak, birazcık zeytinyağı, çok azıcık şeker ve tuz ilave ediyorum. Karabiber ve kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Hafifçe koyabilirsiniz. Bu baharatı da fesleğen de yakışıyor arkadaşlar. Fesleğen de koyabilirsiniz ama bende fesleğen yoktu ama kekiksiz kesinlikle olmaz diyorum. Bu sosa olmazsa olmaz tadını veren kekik. Ve de birazcık salça koyup rondodan iyice eziyorum. Sosumun kıvamı bu arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok sulu bir sos değil, domatesten kaynaklı. Domatesiniz eğer kış domatesi ise biraz sulu olabiliyor ama bu kıvam yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi tepsilerimde 2 adet büyük tepsi var pizzam, bir tane de küçük oldu, bunu kızım şekil verdi. İkisini de üzerinde yıldızlarla kalıplarla şekil verdi, o yüzden öyle. Onunki havalı oldu biraz ama olsun. Şimdi tepsimin üzerine, o hamurun üzerine 2-3 kaşık sosumu sürüyorum. Çok fazla bir hani katman yapmayın sosunuzla. Her yeri kırmızı olacak şekilde olsun, yeterli. Çünkü domates birazcık da sulandığı için, diğer sebzeler de suyunu verdiği için çok nasıl diyeyim, sulu bir hal alabilir. Pizzanızın üzeri pişerken o su kurumayabilir. O yüzden o pizzanız çıtırlığını kaybedebilir birazcık. Pizzamın sosunu sürdüm. Şimdi pizza sosunun üzerine birazcık kaşar peyniri ilave ediyorum. O da biraz uzamasını sağlasın, pizzaya daha lezzet veriyor. Ama bu katmana kaşar peyniri koymayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü en üstüne yeniden kaşar ilavesi yapacağız. Ben pizzam için mantar, sucuk, salam, zeytin, mısır ve biber kullandım arkadaşlar. En alt kata mantar koyuyorum. Mantar birazcık daha pişsin diye. Mantarlarımı incecik dilimledim ve bu şekilde sıralıyorum. İkinci katına her zaman biber koyarım. Evde yeşil biber yoktu. Ben de kapya biber kestim ve onları koyuyorum arkadaşlar.
Ve üzerine sucuk ve salamları diziyorum. Mantarların arasına diziyorum ki her yerinde ısırdığımızda bir lezzet olsun pizzamızın. Bir salam, bir sucuk şeklinde diziyorum. Aslında salam kullanmayı sucuktan daha çok seviyorum. Çünkü sucuk biraz daha fazla kuruyor. Salam kurumuyor, biraz daha yumuşak olduğu için, ama güvenilir. Salam ve sucuk tercih etmekte fayda var. Bunu da söyleyeyim. Koymasanız olur ama zeytin dilimleri gerçekten pizzaya yakışıyor. Ben seviyorum. Kalan boşlukları da zeytin dilimleriyle dolduruyorum. Üzerine de konserve mısır döküp 180-200 derecelik fırına altı kızarana kadar veriyorum arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken bu pişirme esnasında fırının yukarısına çok yakın olmasın, malzemeler yanmaması gerekiyor. Ve pizzamın üzerinin yumuşak kalması gerekiyor. Fırının alt sıralarına doğru yerleştirip pişmeye gönderiyoruz pizzamızı. Evet arkadaşlar, pizzam pişti. Alt kısmı piştikten sonra ben fırından çıkarıyorum ve en üst kısmına kaşar ilavesi yapıyorum. Neden pişmeden kaşar koymadım diye sorarsanız, kaşar birazcık daha çabuk pişip kızardığı için ben her zaman piştikten sonra şöyle kaşarını ilave edip 2 dakika sadece kaşar erisin diye fırınlıyorum ve daha sonra servis yapıyorum. Şimdi bunu tekrar fırına gönderiyorum. Bunlar da diğer pizzalarım. Bunu büyüğü yine ben hazırladım. Küçük kızımın eseri. Onu da göstereyim size. Pizzam fırından çıktı. Şöyle bakın, tabanı ne kadar güzel, incecik. Üst malzemesi oldukça güzel. Çok fazla doldurmadım. Üst malzemesi bu kadar yeterli. Gerçekten lezzetli. Bu pizzayı yiyenler her zaman tarifini soruyorlar ve bunu yedikten sonra açıkçası dışarının hiçbir pizzasını beğenmiyorlar arkadaşlar. Tavsiye edebileceğim lezzetli bir pizza. Evinizde pizza yapmak gerçekten zor değil. Bu tarifim ile çok lezzetli yapabilirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Mutlu kalın.